yeni bir günde, yeni bir videodan merhaba. Sonunda video çekebiliyorum. Allah büyük aylar sonra büyük bir veli nimet gerçekten. Çok fazla güneş olduğu için gerçek bu tarafa kaygı var. Umarım açı olarak falan kötü değildir. Bu videoluk affedin beni çünkü çok zor şartlar altında çekiyorum. Merhaba şu an uyudu uyanana kadar hemen videoyu çekmem gerekiyor. Yani kendi açımdan bu şekilde. Ve yine bir rüzgar var. En son burada video çektiğimde doğum öncesi son soru cevap yapmıştık galiba. Şimdi doğum sonrası bir soru cevap yapalım istiyorum. Soruları buraya anneme attım. Şimdi oradan tek tek tüm sorularınızı cevaplayacağım. İlk olarak hemen lafı uzatmadan başlayayım. Ama öncesinde teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o kadar güzel mesajlar geldi ki. Hem Aybars için hem de benim için güzel dileklerinizde bulunduğunuz için size çok 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 teşekkür ederim. Böyle bir bilgilendirme tarzına şöyle söyleyeyim. 28 Temmuz'da Aybars dünyaya geldi. Güzel başladı. Saçım düşecek ama. Neyse. Böyle bilgilendirme yapayım. 28 Temmuz'da Aybars dünyaya geldi. Eskişehir Ali Berdem Hastanesi'nde doğum yaptım. Mine Hanım doktor. Yeni sorularda doktor tarzı sorular var ama yine de tekrardan söyleyeyim ve gayet de memnun kaldım bu şeylerden. Şimdi tek tek soruları cevaplayayım. Acıbadem'de doktorunuz kimdi acaba diye gelmiş. Dediğim gibi Mine İnan doktorum. Onun dışında merhaba bir şey sayıda olsun. Epidural tercih ettiniz mi? Ben kararsızım. Bir yan etki oluyor mu? Ben epidural tercih ettim. Hatta epiduralin içine takılan şey yani arkası şey nasıl oluyor bilmiyorum ama o takılan şeyi bir tanesini bitirdim. Sonrasında yarısına kadar diğeri de yarısına kadar gelmiş. Küçük ve sürekli ekstra doz alıyordum. Fazla ağrım olmuştu çünkü benim. Ama onun dışında bana yeni etkisi olmadı. Ama anestezi doktorunun söylediği şey şuydu. Eğer o epidural bele takılırken hareket edersen bir tane zar varmış belimde. Ona değerse çok baş ağrısı çekersin dedi. Hani senin kıpırdamaman gerekiyordu da. Açıkçası kıpırdamamışım demek ki olmamış. O şekilde bir uyarı yapmıştı yani ilk başta. Göğüs ucu yaran oldu mu emzirmek zor mu? Fazlasıyla. Gerçekten emzirmek zor değil ama yara çok zor. Çünkü sürekli emme halinde oluyor. Hani ilk aylarda saatlik bir krem etki edene kadar tekrar emme zamanı geliyor. Biraz bu konuda dertliyim. Instagram'dan da bunu paylaşmıştım zaten. Bebiş kime benziyor? Bebiş kopyala yapıştırıyor. Bana benzeyen tek şeyi burnu ve kaşlarım. Onun dışında sezaryadan çıkınca gecelik kısa kollu mu uzun kollu mu tercih ettin? Hangisini tercih etmediğim demiş. Açıkçası ben Ağustos sonu Ağustos başı gibi doğum yaptığım için ben kısa kol tercih etmiştim. Çünkü hastane odaları bayağı sıcak oluyor. Hani biz bayağı klimayı falan da açmıştık. Yani doğum yapacağınız mevsime göre değişik. Ben ekstra üşürsem falan diye hırka koymuştum. Bazıları doğumdan çıkınca çok üşüyorlarmış. Ben de öyle bir durum olmadı. Hırka gereksiz oldu benim için yani. Kaç kilo doğdu? 3355 doğdu. 49 santimde boyu da. Normal mi doğum yaptım yoksa sezaryen mi? Sezaryen doğum yaptım. Epidural yapıldı. Ve belden aşağısı uyuşturuldu sadece. Hani tüm vücudumu uyuşturmadım. O anları yaşayabilmek adına. Hastane çantasına gereksiz şeyler neler? Mutlaka koy dediklerine tabii. Gereksiz dediğim çorap, hırka, başka biberon gereksiz. Biberona gerek yokmuş. Ben öylesine koydum çantaya ne olur ne olmaz diye ama gereksizmiş. Gerekli dediğim eğer göğüs ucunuz yoksa silikon göğüs ucu alın. Çünkü o an hastaneden çünkü birini tekrar yollamak vesaire çok zor. Ben son alışverişimde almıştım. İyi ki de almışım gerçekten. Ve en mantıklı yaptığım şey de kıyafetleri tek tek poşetleyip koymak. Valiz çok rahat oldu o konuda. Hepsi kaç saatinde oldu acaba diye. Tekrar olmuş 49 saatim. Onun dışında tekrardan... Çok takır takır cevapladım. 4 dakika olmuştu. Neyse. Nasıl bu kadar zayıfsınmış? Bunu ben istemedim. Yani zayıf olmayı ben istemedim. Ama doğumdan sonra gerçekten kiloların hepsi gitti. Hamile kalmadan önceki kiloma geri döndüm. 1 kilo fazla var. 49'da hamile kaldım. Şu an 50'dir o aralar. Lütfen 49'da geri ineceğim. Aybars ilk gördüğün an hislerim. Ya o kadar garip bir his ki. Bir anda verdiler falan. Zaten cıyak cıyak bağırarak çıktı. Yani çok acayipti. Tarif edemiyorum ya. Çok güzel duygu. Allah inşallah isteyen herkese yaşatsın. Anne olduktan sonra keşke biraz daha geç bebeğim olsaydı. Çok zor dediğim oldu mu? Çok zor dediğim de olmadı. Keşke daha geç olsaydım dediğim de olmadı. Yani Allah doğru zamanı gerçekten
nasıl diyeyim, kararlamıştır. Hani eğer doğru zaman olmasaydı Allah bana bebeği nasip etmezdi. Ben hep böyle söylüyorum. Gerçekten o kadar iyi bir şekilde gidiyor ki şu an süreç. Ben çok mutluyum annem. Uykusuz da kalsam, ağlayıp da hani böyle elimden bir şey gelmeyen bir süreç işte yaşasam. Çünkü erkek bebekler gaz problemi oluyor maalesef. Ama sonunda bir gülüyor ya da bir ses çıkarıyor ya da sarılıyor hani anneyi babayı hissettiği için. Onların hepsi yeterli oluyor açıkçası. Yani tüm yorgunluktur o gece, bütün gece uyumayıp sabah bir gülsün. Yani tüm yorgunluğum gidiyor. Hani vücut olarak evet yorgunluğun oluyor ama o an geçiyor hepsi açıkçası. Doğumda zorlandım mı? Doğumda zorlandığım bir şey olmadı. Çünkü sezaryen doğum oldu. Aybaş dönmedi. Hiç zorluk olmadı ama vücudum çok zayıf olduğu için anestezi çabuk çıktı vücuduma. Yani anesteziyi çabuk attı veya doğru bir tabirse sağlıkçı arkadaşlar beni düzeltsin. O yüzden dikiş anında ben acı hissetmeye başladım. Zaten bunu anestezi doktoruna söyledim. O her zaman yanımdaydı doğumda. Çünkü ilaçlar falan yapıldığında ya da dikiş anında şu an midem bulanacak, şu an şu olacak, şu an şu olacak şeklinde beni bilgilendirdiğinde ben söylemiştim. Ben acı hissetmeye başlıyorum dedim. Onun da sebebi vücudum çok zayıf olmuşmuş. Tek bir şeye yaramadı. Allah'tan diğerlerinde bir sıkıntı çıkmadı. Onun dışında bakayım tekrardan sorulara. Aybars'ın yüzünü ne zaman göstereceksin diyorlar. Bunu da uzun bir süre göstermeyeceğim. Evet. Çekil. Kırparım ne olur. Şey oluşunu yandığı yemeceğim diyor. Tamam geliyorum. Hadi. Tamam geldim. İşte böyle. Oluşumu yapmış. Ben gidiyorum arkadaşlar. Oluşumu yapmış. Böyle yani kısa süreli kendime vakitler ayırabiliyorum. Ama her şey çok güzel. Umarım isteyen herkes Allah nasip eder. Uzun zamanda bu soru cevabı çekmek istiyordum. Bir de son olarak organizasyon şirketi tutmuştuk. Yani organizasyonu vardı Acıbadem'in. O da sağ olsun odamız çok güzel ilgilendi. Çok güzel her şey tam istediğim gibi oldu. Reklam değiştirdim tamamen. Orada tesadüf eser tanıştık. Acıbadem'in de paketleri hakkında benim bilgi vermem uygun olmaz. Çünkü o şekilde sorular da gelmiş. Acıbadem'i arayarak bunu da bilgi alabilirsiniz. Hangi şehirde olursanız olun. Çünkü yani fiyatlar değişiyor, paketler değişiyor. O şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Çok kısa ve hızlı bir video oldu. Bunun için de kusura bakmayın ama sözümü tutmak istiyordum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.